Evet arkadaşlar, size bugün 55UB 950V'ye nasıl yazılım atılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 55UB 950V Ultra HD olan cihazlardan bir tanesi arkadaşlar. Şurada Google Chrome'u açıyorum arkadaşlar. Burada LG destek yazmam yeterli. Buraya yazdıktan sonra arkadaşlar destek sitesi, bakın en üstte, buna tıklayıp giriyorum. Tıkladığımda arkadaşlar burada destek bölümü geliyor. Burada 55UB 950 ve gördüğünüz gibi 55 ekran, 139 santim bir cihaz. Ve cihazımız bu. Burada resmini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada garanti, tamir talebi ve ürün kaydı gibi işlemleri buradan yapabiliyorsunuz. Ayrıca aşağı doğru geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın burada yazılımlar var. Burada yazılımı var. Burada da update guide'i var. Bu üst kısımda da televizyonu nasıl kullandığına dair bilgileri anlatan dokümanlar var. Şimdi biz yapmamız gereken şu arkadaşlar. Önce şunu bir kapatayım. Önce yapmamız gereken arkadaşlar software dosyasını indirmek. Sağ tuşa tıklayıp farklı kaydet diyoruz arkadaşlar. Bunu masa üstünü seçiyorum ve kaydımı yapıyorum arkadaşlar. Şuradan sakla demem yeterli. Ayrıca update guide'ımızda arkadaşlar sağ tuşa tıklayıp farklı kaydet diyorum arkadaşlar. Onu da masa üstüne seçtim ve şurada sakla diyorum arkadaşlar. Dosyamız insin. Bu arada biz de diğer işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar şu. Bilgisayarıma giriyorum. Update dosyası flash diskim var. Bir tane flash disk. Boş bir flash disk. Gördüğünüz gibi içi boş. Bunu arkadaşlar biçimlendireceğim. Sağ tuşa tıklayıp biçimlendir diyorum. Bakın burada 16 GB bir disk. FAT32 ve olarak seçilmiş. Bizim yapmamız gereken şu arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak FAT32 olarak seçeceğiz. Eğer FAT32 olarak formatlamazsanız bilgisayarınız, televizyonunuz arkadaşlar yazılımı görmeyebilir. O yüzden burada yapmanız gereken arkadaşlar FAT32 olarak seçmek ve hızlı olarak biçimlendirebilirsiniz. Başlat diyorum ve tamam dedim arkadaşlar. Bakın biçimlendirmem devam ediyor. Evet, biçimlendirmem tamamlandı arkadaşlar. Kapattım. Evet, flash diskim burada gördüğünüz gibi. Bu arada yazılımımıza da bir bakalım. Bakın şurada devam et. Burada değildi. Bu başka bir tanesi arkadaşlar. Bu değil. Şurada etkiydi galiba. Evet. Yazılımımız devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Dosyamızı çeksin. Bir dakikadan az bir süremiz kaldı. Burada ben diğer detayları anlatayım arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak yazılım başlamadan önce arkadaşlar elektrik kesintisi olmadığı bir denemlere denk getirin. Ayrıca flash diskiniz sağlam bir flash disk olsun ve bu işlem sırasında arkadaşlar yazılım update sırasında kesinlikle ve kesinlikle televizyonunuzun fişini çıkarıp takmayın ve flash diski de, televizyonunuza bağlayacağınız flash diski de çıkartıp takmıyorsunuz arkadaşlar. İşlem bittikten sonra çıkartabilirsiniz. Sorun yok. Bu şekilde arkadaşlar. Burada anlatmak istediğim başka arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken hususlar şu. Şimdi ben buraya tekrar geliyorum. Bakın yazılım bölümüne. Bu da referans var. Bakın alt tarafta. Buna tıkladığınız zaman bu yazılımın hangi cihazlarla uyumlu olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca alt bölümlerde arkadaşlar yapılan değişiklikleri görebiliyorsunuz. Yapılan düzeltmeleri, değişiklikleri buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu burada başka anlatacağım bir şey yok. Buradan hangi modelleri desteklediğini yazılımın görebiliyorsunuz. Bu şekilde yazılımımız da bitmek üzere arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Evet, yazılımımız indi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu aşağı atıyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken şu. Şunu da kapatalım. Software dosyamız arkadaşlar sağ tuştan tıklayarak klasörü ayıkla diyorum. Bakın burada masa üstüne bunu burada çıkartıyor. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. Uzantısı EPK olan bir dosya gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Buradan versiyonunu görebiliyorsunuz. EPK dosyası. Şimdi yapmamız gereken şu arkadaşlar. Bilgisayarıma giriyorum. Bakın update dosyama giriyorum. Burada bir de update guide'ımız vardı. Onu da açalım. Onu da açalım. Bakın aşağı doğru geliyorum. 24. sayfada Türkçe isimmiş. Şöyle. Evet. Cihazı muhakkak arkadaşlar yazılım atmadan önce seri numaralarını kontrol edin. Kontrol ettikten sonra arkadaşlar bakın yazılım dosyasını burada görebiliyorsunuz. Diyor ki zıptan çıkartın. Flash diski bilgisayara takın ve bilgisayarda LG DTV adında bakın bir klasör oluşturun diyor. Sağ tuştan tıklıyorum arkadaşlar. Yeni klasör. Bakın şurada LG alt çizgi DTV diyorum. İçine giriyorum arkadaşlar. Az önce açtığım dosyayı arkadaşlar bakın burada bunu tutup
İçine bunu bırakıyorum arkadaşlar. Bunu kapatalım. Dosyamız kopyalansın arkadaşlar. Dosyamız kopyalandıktan sonra arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Flash diskimizi çıkartıp arkadaşlar televizyonun arkasında bulunan, bakın burada gösteriyor. Bakın burada televizyonunuzun arkasında bulunan USB porta bağlıyorsunuz. Bunu bağladıktan sonra arkadaşlar bakın burada şöyle bir uyarı çıkıyor. USB disk bağlandı diye. Burada stay switch var. Siz burada stay yani kal diyorsunuz. Kaldıktan sonra arkadaşlar yazılım güncellemenin hazır olduğunu söylüyor. Buradan install diyerek arkadaşlar yazılım güncellemenizi yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar işlemimiz tamam oluyor. Bakalım işlemimiz bitti mi? Evet bitti. Bakın flash diskimi tekrar bilgisayarıma gireceğim. Bakın buradan update dosyasını klasörüm update flash diskimi şuradan bu flash disk arkadaşlar ismini update verdim. Giriyorum bakın LG DTV klasörü var bir tane. Çift tıkladığınız zaman içinde. Bundan sonra yapmamız gereken arkadaşlar bunu direkt televizyonun arkasında bulunan USB porta bağlıyoruz. Ondan sonra zaten burada dediğim işlemler çıkıyor. Bakın şunlar. Ondan sonra yazılımımız bitiyor. Basit bir işlem arkadaşlar. Hepinizin basit, kolayca yapacağını düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.